Biz manevi güce mağlup olduk. Daima maneviyat, maddeden üstün gelince onu tesiri altına alır. Nitekim Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandanı, tarihçi Hamilton da bu hakikati şöyle itiraf etmiştir. Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz kökten inen güçleri müşahede ettik. Yine Hamilton'un bir kabus diyerek anlattığı şu rüyası da ibretlidir. Korkunç bir rüya gördüm. Bu rüyadan ziyade bir kabus idi. Helles kıyılarında boğulmak üzereydim. Boğazımı demir kıskaç gibi sıkan bir el beni suyun dibine doğru çekiyordu. Uyandığım zaman ter içerisindeydim ve titriyordum. İçimde, çadırımda yabancı biri varmış gibi bir his vardı. Şimdiye kadar böyle korkunç bir rüya görmemiştim. Çanakkale'nin meşhum, uğursuz olduğu fikri aklımda yer etmeye başladı. Bu histen saatlerce kurtulamadım. Sanki biz daha buralara gelmeden akıbetimiz kararlaştırılmıştı ve şimdi de üzerimizde icra ediliyordu. O sırada İngiliz Harbiye Nazırı olan ve müttefiklerin hususuyla tereddüt içindeki İngiliz hükümetinin Çanakkale'ye saldırma kararı almasını merak etmeyin. Ben üzerimdeki şu Bahriye kıyafetiyle Türklerin payitahtına oturacağım şeklindeki sözlerle teminat üstüne teminat vererek sağlamış bulunan Churchill, muharebe sonrası niçin mağlup olduğu sebebiyle muhakeme edilirken hitap edici ağır sorular karşısında iyice darlandığı bir sırada mahkeme heyetine şöyle haykırmıştır. Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türklerle değil, Allah ile harp ettik. Tabii ki yenildik. Düşman kumandanlarına bu itirafları yaptıran Çanakkale Harbi'nde yaşanan ulvi hadiseler Cenab-ı Hakk'ın nusret ve inayetini açıkça sergilemiştir.